Senin de bir şarkın vardı. Hangisiydi? Değmesin Ellerimiz. Hı hı. Değmesin Ellerimizi söylemeye provalarda yaptık. Ben de dedim ki ya bunun iznini alırız bizim çocuklardan. Hı hı. Ama şekerim işte ne oldu şey yapamadı yahu bir para istediler. Gerçekten haberim yok. Haberin yok senin. Haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ondan sonra bizim oğlandan hı hı. ondan sonra haber geldi. Belki araya birileri girdi anlaşamadık da. Yahu biz de dedik ki ya biz burada tiyatro yapıyoruz böyle hani bunu şey yapmayacağız hani alıp bir albüme koyup sahnelerde çıkıp hı hı. okumayacağız ya. Bu tiyatro eseri ve bunun gibi 13-15 tane şarkı var. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki müracaat ettiğimiz kişilerde de işte Sezen Hanım'dan başta olmak üzere diğer sanatçılara kadar onların ajansları da temsilcileri de ondan sonra onlar da çok şey davrandılar ya. Hediye ettiler bize şarkıları ya da çok sembolik hı hı. Rakamlarla şarkılar aldık. Seninkilerle doğru düz konuşamadık vallahi billahi. O yüzden senin şarkını çıkardık. Üzüldüm. Hayır üzülecek bir şey yok. Yani... Ama çok yakışıyordu yani. Oyunu seyredersen Harem Kabare'yi bu değmesin ellerimizin çok yakıştığı bir yer vardı. Yani öyle bir düzenleme yaptık ki hani sanki bu şarkılar... oyunu anlatıyormuş gibi filan örtüşüyordu şarkıların sözleriyle oyunun içeriği. Öyle bir şeydi. Her neyse ama iyilermiş değil mi? Haber alıyor musun? Pek almıyorum. Mektup yazıyorlar mı? Kartpostal filan Los Angeles kartpostalı. Yok mu artık? Yok öyle bir şey değil mi? Bizim kuruyuz gemiler gibi. Ha? Bir kartpostal Los Angeles'tayız filan. Peki. Yok canım biliyorum yani öyle. Ya gönül isterdi ki başka türlü olsun ama bu şekilde gerçekleşti. Ne güzel o eski şarkı. Gönül isterdi ki böyle bitmesin. Öyle bir şarkı vardır. Yaşlı şarkısıdır. Yani böyle yaşlı şarkısı değil ne mi? Demek? Mesela bizim İsmail YK gibi Allah belanı versin, Allah seni kahretsin var ya. O da güzel şarkıdır. Ha? Güzel bir rock eserdir. Böyle hani Allah belanı versin. O tabii eski. Eski terbiye de şeyde gönül isterdi ki böyle bitmesin. Yani ama beni az çok tanıyorsunuz. Gitmiş. Yani kimseyle öyle kavgam olsun, gürültüm olsun öyle yok bir insan değilim. Yok ya ben konuyu açmaya çalışmıyorum. Biliyorum. Sadece bu konu bazında da konuşmuyorum. Benim dünyayla derdim bitti artık. Yapar da işlerim. Nasıl dünyayla de? Bana da anlat ya ben kaç yaşındaymış dünyayla derdim bitmedi. Her alta sinirleniyorum ya ben. Öyle bitti. Bir şey söyleyeceğim. Tekamül durumu oldu mu sende? Hayır ama şöyle bir şey var. Bundan önceki iki programınızı izledim. Ya biz birlikte çok program yaptık, evet, çok işler aşkım. Yaptık. Böyle siz de bir öyle sinirli değilsiniz artık. Böyle bir dingin böyle bir şey gelmiş. Dinginleştim dinginleştim mi? Onu bilmiyorum ama biraz yok o huzur muzur falan diye. Ben çok huzursuzum ama bu ne oldu biliyor musun? Programın formatıyla ilgili. Eskiden böyle bir masadan böyle bir güldürü çıkarmaya çalışıyorduk. Şimdi bu baş başa hı hı. röportajlara dönüşü. Dolayısıyla her insan, her sanatçı bir dünya. Dolayısıyla böyle bir şey oldu. Yani şimdi sen bir dünyasın. Sen bir dünyasın. Bu dünyayı en güzel şekilde aktarmak istiyoruz. Güzelleşmiş mi bu ayol Tunca? Ha? Çok mu güzelleşmiş? Teşekkür ederim. Bir şey olmuş ayol buna. Teşekkür ederim. Ha? Değil mi? Boyun filan da uzamış herhalde. Keşke. Bu küçücük değil miydi ayol? Değil mi? O zaman çok topuklu giymiyordum. Şimdi artık hep giyiyorum. Ondan. Ama böyle bir kadınlık mı ön plana çıktı şöyle? Ha? Yani 35 yaşına girdim. 35 oldun mu? Aman canım ama 35 kadının en güzel yaşı. Galiba. Tuncer ben de seksapelimi ön plana çıkarmaya çalışıyorum artık. Yani artık bu senelerde ben vücudumla ön planda olmak istiyorum. Çünkü yıllarca bunu söyledim. Beni lütfen vücudumla kabul etmeyin. Benim beynimle değil mi bu? Ha? Değil mi böyle bir laf vardır. Hani beni beynimle algılayın, beynimin içindekiyle filan. Şimdi artık ben vücudumla ön planda olmak istiyorum.